Bugün yeni bir karar aldım. Daha doğrusu önceden beri planladığım bir şeydi de yani bugün artık onu işte düşünüyorum. Doğayla savaşmayı bırakıyoruz. Doğaya yardımcı oluyoruz. Çitil dikeceğim. Şimdi bu biraz ağırsız bir ağaç olduğu için hani her yerde bitiyor. Yeter ki bir kere yeşersin. Ondan sonra zaten istesen de kazısan da kurtulamazsın. Bakalım nasıl olacak. Sedirleri hazırladık. Şimdi bunları boş bulduğum yere her yere dikeceğim. Ben bizim hayvanları suladığımız yer var. Oraya kadar dikmeyi düşünüyorum bütün derelere. İnşallah güzel olur. Hadi devam edelim. Bu alanı komple dikeceğiz bak. Bu derelere, arka dereye, bunun arkasını. Bizim sulama, hayvanları suladığımız yere kadar dikeceğiz. İnşallah güzel olur. Daha önce tohum falan diktim de bu sene bakalım çıkacaklar mı tohumlar. Şimdi de çalışıyor dikiyorum. Bu azıcık yeşartı olsun. Baharın aldığı şeyle güçle devam ediyor. Yani arsız ağaç dememin nedeni bir tane yere dal düşsün yeter ki. Bitmesi için. Komusun kuruma. Komusun kuruma. Deri yataklarını dikmemdeki amaç hani buraların en azından bir yağmur mevsiminde bir tane su oluyor. Biraz tutması kolay olur. Şu an hani bu kadar diktiğim sedirleri sulayamayacağım. Deniyoruz, devam ediyoruz. Büyük bir alanı diktik. Buranın, buraya da diktim abi ki buranın hayvanları sulama kanalı var. En azından buradan gelen fırınlar da sular. Biraz daha çabuk yeşerir bunlar. Şimdi bazı insanlar belki sizinle dalga geçebilecek. İşte olmaz, yapamazsınız, edemez ama umudunuz varsa, hayaliniz varsa peşinden koşmaya devam edeceksin. Biz de bir hayale tuttuk bakalım. Olmasa bile tekrar deneyeceğim bunu. Bu videoyu biraz kısa tutacağım. Teşekkür ederim hani hepinize. İzleyen, izlemeyen, bizi takip eden, etmeyen herkese. En azından şu olsun. Bir umudunuz olsun, bir hayaliniz. Peşinden sürüklenmeye devam edin. Görüşürüz.